Diyelim ki burada iki ayrı bölümde su var ve bu bölümler birbirinden yarı geçirgen bir zar ile ayrılmış halde. Bu arada yarı geçirgen zar ile neyi kastediyorum? Yarı geçirgen zar bazı şeylerin geçmesine izin verirken diğer şeylerin geçmesine izin vermeyen bir yapıdır. Evet, buradaki yarı geçirgen zar su moleküllerinin geçmesine izin veriyor. Birazdan neyin geçmesine izin vermediğini de söyleyeceğim. Fakat öncelikle her iki tarafta da su moleküllerinin olduğu bir durum varsayalım. Difüzyon ile ilgili videoda bunu konuşmuştuk. Zarın her iki tarafında su moleküllerinin derişimi eşit olduğundan belirli bir zaman diliminde sol taraftaki su moleküllerinden birinin sağ tarafa geçme olasılığı ile sağ taraftaki su moleküllerinden birinin sol tarafa geçme olasılığı birbirine eşittir. Çünkü dediğim gibi iki taraftaki derişim birbirine eşit. Buradaki moleküllerin her biri sağa sola hareket ediyor ve her birinin farklı hızları var. Aslında bu durumu olasılık olarak ele alıyoruz. Belirli bir zaman diliminde bir molekülün soldan sağa doğru gitme olasılığı sağdan sola doğru gitme olasılığına eşittir. Şimdi durumu biraz daha ilginç hale getirelim ve suyu çözücü olarak düşünüp içine çözünen bir şey ekleyelim. Yani suyun içinde bir şeyler çözelim. Bu çözünen maddenin moleküllerini büyük çizeceğim ki fiziksel olarak zardan geçemeyeceklerini kolaylıkla görebilelim. Tabi bundan başka yarı geçirgen zar tipleri de bulunuyor. Mesela yüklü parçacıkları geçirip diğerlerini geçirmeyen yarı geçirgen zarlar mevcut. Fakat şimdiki durumda boyutu kafanızda canlandırmanın daha kolay olacağını düşünüyorum. Yani burada sizden sadece belli bir boyutta olan şeylerin geçişine izin veren yarı geçirgen bir zar hayal etmenizi istiyorum. Şimdi her iki tarafa da birkaç tane çözünen parçacık yerleştirelim hatta sağ tarafa biraz daha fazla yerleştirelim. Yani sağ tarafta daha yüksek derişimde çözünen moleküllerimiz var. Bu aradaki zar da yarı geçirgen zar. Bu zarın aralıklarının büyüklüğünden bu büyük moleküllerin zardan geçemeyeceğini anlayabilirsiniz. Eğer bu moleküller difüzyona uğrayabilselerdi, derişim gradyanları yönünde hareket edeceklerdi. Yani belirli bir zaman diliminde bu büyük moleküllerin birinin sağdan sola doğru hareket etme olasılığı soldan sağa doğru hareket etme olasılığından daha yüksek olacaktı. Çünkü büyük moleküllerin sağ taraftaki derişimi daha yüksek. Fakat aradaki zar yarı geçirgen bir zar ve bu büyük moleküllerin doğal bir şekilde difüzyona uğramasına izin vermiyor. Bu büyük moleküllerin her birinin kendilerine özgü hızları var. Şimdi bu durumda neler olacağını bir düşünelim. Bu büyük moleküllerin bir taraftan diğer tarafa geçemeyeceğini biliyoruz. Peki su moleküllerine ne olacak? Sol taraftaki su molekülleri herhangi bir engelle karşılaşmayacak. Az önce söylediğim gibi bunlar sağa sola hareket ediyor. Bu hareket esnasında da zardaki aralıklardan soldan sağa doğru geçebilecekler. O zaman sağ taraftaki su moleküllerine ne olacak? Uygun koşullar altında su molekülleri de sağdan sola ve soldan sağa doğru hareket edecek. Fakat aslında sağ taraftaki su moleküllerinin sol tarafa doğru hareket etme olasılığı sol taraftakilerin sağ tarafa sağa doğru hareket etme olasılığından daha düşük. Peki neden? Çünkü sağ tarafta karşı tarafa geçemeyen büyük bu büyük moleküller var ve bunlar engel oluşturacak. Bu büyük moleküller sağa sola hareket edecek ve bu hareket esnasında bazen zar üzerindeki aralıkları kapatacaklar. Eğer burada zar olmasaydı, o zaman bu büyük moleküller herhangi bir şeyi engelliyor olmayacaklardı. Fakat bu durumda bazı su moleküllerinin sağ taraftan sol tarafa doğru geçişini engelleyecekler. Sonuç olarak sağ taraftaki su moleküllerinin bazıları sol tarafa doğru geçebilecek, bazıları geçemeyecek. Fakat bu geçişin olasılığı Soldan sağa doğru olan geçişin olasılığından daha düşük. Yani sol taraftan sağa doğru bir su molekülü akışı olacak ve çözünen derişimi sol tarafta daha az olacak. Hatırlayalım, çözünen demek su içinde çözülmüş halde bulunan molekül demek. Genel olarak bir ortamda çok miktarda molekülü çözücü olarak adlandırıyoruz. Bu durumda çözücü muhtemelen en tipik çözücü olan sudur. Çözünen de ortamda az miktarda bulunan moleküle deniyor. Yani çözünen çözücü içinde çözünür. Sonuç olarak çözünen miktarının az olduğu taraftan çok olduğu tarafa doğru bir su molekülü akışı vardır. Bu olguyu osmos olarak adlandırıyoruz. Evet bunu yazalım. Osmos. Osmos günlük hayatta çoğu zaman tanıdık gelen bir şey, tanık olduğumuz bir olay yani. Mesela suyun geçişine izin veren bir derisi ya da zarı olan bir şeyi tuzlu suyun içine bir koyun. Örneğin sümüklü böcek. Sümüklü böceklerin tuzla arasının iyi olmadığını biliyoruz. Çünkü sümüklü böceğin içinde bulunan su burada anlattığım şeyin tam olarak aynını yapacak. Az önce anlattığım gibi zarın sol tarafına geçemeyen ve zardaki aralıkları tıkayan büyük moleküller küçük moleküllerin geçişini de engelleyecek. Başka bir olasılık daha mevcut. Çoğu zaman çözücü içinde çözünen moleküller bir yüke sahip olur. Mesela sofra tuzunu ele alalım. Sofra tuzunu suyun içinde çözersek elimizde sodyum iyonları ve klorür iyonlarımız olacak. Sodyum iyonları pozitif yüklü, klorür iyonları da negatif yüklü olacak. Az önce bahsettiğim mekanik engel dışında bu iyonlar yüklü parçacıklar oldukları için ve suyun da kısmi yükleri olduğu için suyu tutacak ve karşı tarafa geçmesine izin vermeyecekler. Su molekülünü düşünürsek kısmi negatif yüklü oksijen olacak ve e, bu oksijene bağlı kısmi pozitif yüklü olan iki adet hidrojen olacak. Bu oksijen sodyum iyonu ile etkileşime geçecek. Yani bu su molekülü sodyum molekülünün yanında olmak isteyecek. Bunun gibi başka su molekülleri de sodyum iyonunun yanında olmak isteyecekler. Bütün bu su molekülleri karşı tarafa geçmek isteyecek. Benzer şekilde burada negatif yüklü klor Klorür e, iyonumuz var, klorür iyonu. Kısmi pozitif yüklü olan hidrojenlerde bu klorür ile etkileşim halinde olacaklar. Klorür iyonları zarın karşı tarafına geçmeyecek. Klorürün yanında olmak isteyen bu su molekülleri de karşı tarafa geçmeyecek. Bu iyonların etrafındaki su molekülleri kısmi yüklü olan diğer su molekülleriyle daha az iletişim ve etkileşim halinde olacaklar. Bu iyonların tam yükleri var ve buradaki su molekülleri bunlarla daha çok etkileşime girecek. Bu iyonlar zarın karşı tarafına geçemeyecek. Dolayısıyla etraflarında bulunan su moleküllerinin de karşı tarafa geçme olasılığı düşük olacak. Sonuç olarak su moleküllerinin mekanik engel ya da bu büyük moleküllerin engellemesi ve ters yöne itmesi yüzünden hatta belki de yüke sahip olan büyük moleküllerin yanında olmak istemeleri yüzünden soldan sağa geçme olasılıkları sağdan sola geçme olasılıklarından daha yüksek olacak. İşte biz buna osmoz diyoruz.